Arkadaşlar eski çağlarda Türkiye ve çevresinde ortaya çıkan uygarlıklar arasında en önemlilerinden birisi Mısır uygarlığıdır. Ki hala gizemini koruyan bir uygarlıktır Mısır uygarlığı. Bu anlamda dünya kültürüne ve dünya tarihine de çok önemli katkıları vardır Mısır uygarlığının. Mısır uygarlığının önemli özelliklerine bakıldığında arkadaşlar öncelikle coğrafi şartlardan ötürü Mısır uygarlığının özgün bir uygarlık olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani özgün bir uygarlık derken bunu nasıl açıklamamız gerekiyor? Özgün uygarlık arkadaşlar kendine has, kendine özel bir uygarlık ortaya çıkarmaları demektir. Yani diğer medeniyetlerden, diğer uygarlıklardan etkilenmemiştir. Bunun sebebi de coğrafi konumudur. Mısır ülkesine bakıldığında kuzeyi Akdeniz'de, güneyi de çöllerle kaplı. Yani diğer medeniyetlerden ve uygarlıklardan uzak bir konumdadır. Yani bu anlamda etkileşime de uzak bir konumdadır. Bu yüzden kendine özgün bir uygarlık ortaya çıkarmış. Mısır uygarlığı arkadaşlar Nil Nehri etrafında şekillenmiş. Bu bölgede ortaya çıkan bir uygarlıktır. Nil Nehri üzerinde tarımla ilgilenmektedirler ve tarımsal faaliyetleri bir anlamda bilimin gelişmesine de katkı sağlamıştır Mısır uygarlığında. Çünkü Nil Nehri'nin taşma zamanlarını hesaplayabilmek için arkadaşlar özellikle astronomi çalışmalarını geliştirmişler ve bununla birlikte ilk kez güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır. Yine Nil Nehri taştığı zaman ne kadar alanı kaplayacağını hesaplayabilmek için de geometri bilimini geliştirmişler. Hatta pi sayısını da aynı zamanda Mısırlar ortaya çıkartmışlardır. Yani bir anlamda tarımsal faaliyetleri, ekonomik faaliyetleri bilimin gelişmesine de imkan ve olanak sağlamıştır. Mısır'da ilk siyasi teşkilatlanma arkadaşlar Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Hatırlamak gerekirse Mezopotamya'da ortaya çıkan Sümerlerin şehir devletlerine site adı veriliyordu. Ama Mısır'da kurulan şehir devletlerine Nom adı verilmiştir. Yani siyasi birliklerini başlangıçta sağlayamamışlar. Ancak Kral Menes döneminde M.Ö. 3000'de siyasi birliği sağlamışlardır. Menes'le birlikte de Mısır'da Firavun dönemi başlamıştır. Yani Firavun dönemi dediğimiz arkadaşlar Tanrı Kral anlayışıdır. Tanrı kral anlayışıdır. Ee, yine Mezopotamya'dan örnek vermek gerekirse Sümerler'de rahip krallık anlayışı vardı. Ama Mısır'da Firavunlar tanrı kral anlayışıyla ülkeyi yönetmişler. Hem e, ülkenin tanrısı hem de hükümdarı olarak e, Firavunlar görev yapmışlardır. Firavunlar döneminde de Kadeş anlaşması imzalanmış ki Kadeş anlaşması arkadaşlar Hititlerle imzalanan bir anlaşma. İlk yazılı anlaşma olarak da tarihe geçmiştir. Arkadaşlar Mısır uygarlığına bakıldığında bir başka önemli özelliğine bakıldığında Mısır uygarlığı milattan önce 6. yüzyılda Persler, milattan önce 4. yüzyılda ise Büyük İskender İmparatorluğu'nun egemenliğine girmişlerdir. Mısır'da toplumsal yapıya bakıldığında toplumun sosyal sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmek gerekir. Bir toplumda toplum sosyal sınıflara ayrılmışsa, yani hürler, köleler, aristokratlar falan gibi bu tür sınıflaşmalar varsa o toplumda eşitsizlik var demektir. Yani gelir dağılımında denge, sosyal adalet ya da toplumsal birlik ve dayanışma çok fazla görülmez. Mısır'da sosyal sınıflaşma vardır. Toplumun en tepesindeki kişi firavundur. Firavun'un dışında rahipler, askerler ve katipler sınıfı bulunmaktadır. Özellikle Mısır toplumunda rahiplerin ve katiplerin oldukça önemli özellikleri vardır. E, toplum içerisinde önde gelen bir gruptur yani. E, Mısır'da ahiret inancı çok güçlü olduğu için insanları diğer dünyaya, öldükten sonraki yaşama hazırlayacak olanlar rahiplerdir. O yüzden toplumda öncü sınıflardan birisidir. Ve Mısır devlet teşkilatlanmasına çok önem verdiği için katipler sınıfı da yine Mısır'da oldukça önemlidir. Bunun dışında tüccarlar ve zanaatkarlar, çiftçiler ve köleler olmak üzere Mısır toplumu çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Arkadaşlar Mısır yazıyı kullanan bir toplum. Dolayısıyla Mısır'da hieroglif adı verilen resim yazısı kullanılmış. Ve resim yazısını da özel bir yapraktan yapılma papyrus adı verilen kağıtlara yazmışlardır. Mısır uygarlığı çok tanrılı bir inanca sahip. Ahiret inancı arkadaşlar Mısır uygarlığında güçlü. Ve dini inanışları öldükten sonra tekrar delilmeye olan inançları hem bilimin gelişmesine hem de sanatın gelişmesine etki etmiş. Bilimin gelişmesine bakıldığında özellikle mumyacılığın yapıldığını görüyoruz Mısır uygarlığında. Ve mumyacılıkla birlikte de tıp gibi, eczacılık gibi, kimya gibi ya da anatomi gibi bilim dalları geliştirmiştir bulurum. Yine ahiret inancından dolayı anıt mezar yapımına da önem verilmiş. Yani piramitlerin yapımıyla birlikte mimari anlayışta Mısır'da gelişmiştir. Yani bir anlamda dini inançlar sanat ve bilimin gelişmesine de katkı sağlamıştır Mısır uygarlığında. Mısır uygarlığında arkadaşlar matematik alanında da ileriye gidildiğini söylemiştik. Özellikle ondalık sayıların bulunması, dört işlemin ilk kez kullanılması, pi sayısını bugünkü değerlere yakın olarak hesaplamaları Mısır'da matematik biliminin gelişmesine de katkı sağlamıştır. Müzik